Herkese merhaba arkadaşlar, ben Bekir ve bugün sizlerle Uncharted Drake's Fortune'a başlıyoruz. Bu ilk oyun olduğu için ve de PlayStation 4'teki ilk videom olduğu için biraz heyecanlıyım. Bu tarafa da pek alışamadım, kusura bakmayın. İsterseniz hemen başlayalım. Ben bundan önce de oynadığım için yeni oyundan başlayacağım. Evet. Senaryo. Kaşif'ten oynayalım. Bir dakika. Kaşif'te ne diyor? Sadece oyunu görmek isteyenler için. Bunun kolayda ne diyor? Yo normal no. Şey artıyor evet. Kolaydan başlayalım. Kaydımızı yeni bir kayıt açacağım. Hadi bakalım. Bu arada abone olmayı da unutmayın. Her büyük işin bir başlangıcı vardır. Ancak gerçek mutluluk o işin sonuna varıncaya dek devam etmektir. Sir Francis Drake. Sıra sıra gideceğim. İlk oyunu, ikinci oyunu, üçüncü oyunu. Sonra dördüncü oyunu da yapabilirsem. Şu anda Panama sahil açıklarındayım. Az önce efsanevi... Bu arada konuşmalarda konuşmayacağım hiç. Yani hiç konuşmayı düşünmüyorum konuşmalarda. Yani o yüzden size direkt izleteceğim. Kaşif Sir Francis Drake'e ait olduğunu sandığımız ve tam 400 küsür yıl önce denize gömüldüğünü düşündüğümüz bir tabut çıkardık. Atanın tabutuna bu şekilde saygısızlık etmen sence doğru bir şey mi Drake? Sanki ayıp bir şey yapıyorum. Ayrıca hani bana inanmıyordun? Çünkü minik bir araştırma yaptım. Öğrendiğim kadarıyla Francis Drake'in hiç çocuğu olmamış. Ama tarih de yanılabilir. Sana bir örnek. Boş bir tabuta saygısızlık edemezsin. İyi dedi. O da ne öyle? Bu arada sonraki oyunlardan spoiler vermeyi düşünmüyorum. Çünkü 4'ü bitirdim ama 2 ile 3'ü bitirmedim. Bundan sonra Red Dead Redemption 2'yi de bitireceğim. Bu 3 oyundan sonra, 4 oyundan sonra. Nedir o? Hadi yukarı kaldır. Hayır. Hayatta olmaz. Anlaşma tabut içindi. Hepsi bu. Bir dakika. Programın bu keşif gezisini finanse etmeseydi buraya asla... Kendini aldın küçük hanım. Bakın Bay Drake. Bir sözleşme yaptınız. O şeyin içindeki her şeyi görme hakkım var. Bir saniye. Lafını unutma. Çok akıllı adam bu ya. Helal olsun. Bir salayım. Bir sorunumuz var. Acele et. Bir dakika. Ne oluyor? Korsanlar. Deniz korsanları. Evet. Modern korsanlar. Bunlar esir almazlar. Direkt öldü. Erkekleri almazlar. Bir dakika sen neden bahsediyorsun? Bizim yetkilileri çağırmamız gerekmiyor mu? Evet. Bu harika olurdu tabii. Ne yetkisi ya. Ne yetkisi ya. Allah. Evet. O yüzden bir Panama cezaevini boylamak istemiyorsan bu işi kendimiz halletsek iyi olur. Halletmezsek ne olur? Hiç Panama cezaevine girmediğim belli oluyor. Bunları kullanmayı biliyor musun? Evet. Kamera gibi. Sadece... Doğrultup tetiğe basar. Tetiğe bas değil mi? Aferin sana. Hadi başlayalım. Mikrofonu düzelteyim. Şimdi bakalım nasıl yapacağız. Kontrolleri de... Nasıl bulabildim? L2. Ateş. Tamam. Yuvarlak da sanırsam şey. Şimdi sen bu patlayıcıları niye taşırsın? Bu adam varsa... Oğlum hangi tuşla reload yapılıyor? Az konuş, çok ateş et. Tamam. Acele et. Oyunlar sarıyor ya. Naughty Dog'un yaptığı oyunlar çok eğlenceli oluyor. Sarıyor yani. Diğer taraftan geldiler. Oo bak. Atlıyorlar şeye. Gemiye gelecekler. Ne diyor? Lan şey mi? Diğeri nerede? Hop. Aa. Şuradan bir reload mermi alalım. Tık. Ölsene lan, öl lan.
Adamlara baksana, adamlar yürekli ya. Üçlü combo da adam nerede oğlum? Çok güzel lan. Güçlü kombolardan düşmanlardan cephane düşüyormuş. Bunu da öğrenmemiz iyi oldu. Abi tam da reload zamanı ya. Cephane artık full oldu. Bak şu taraftan geldiler. Ananın... Oy! Ay, deşecekler bunlar bizi. Ya bu iyi olmadı. Bunun taramada almış adam lan. Dayı. Bak ben buna ne yapacağım? Herhalde savur. Ah, Fali geldi. Öleceğim, öleceğim, anasını satayım, öleceğim be. Fali geldiysen bizi de al diyorum. Heh. Tam sinematik ara sahne girdi. Ara sahne girmemiş. Hatta ha girmiş, ara sahne girdi. O kamera su almayacak mı ya? Oğlum o kamera nasıl su almadı lan? Salih adamım ya benim. Onlar gemiyi patlatana dek her şey kontrolüm altındaydı. Çok sağlam adam Salih ya. Sen iyi misin? Yıllar sürecek terapiyle hallederim. Hop ha. Güzeller güzeli yetenekli Erdem Asuşur'un ta kendisi. Yağcılığın sayesinde daha çok görüneceksin. Evet ama ben daha çok kamera arkasında takılırım. Bekle Salih. Hayret bir şey ya. Elinden tutup kaldırma diye sadece kıtı kaldırdı, onun morali bozuldu adamın, yazık lan. Ne dersiniz, daha fazla dikkat çekmeden buradan gitsek mi? Macera oyunları çok güzel oluyor ya. Evet. Sir Francis'ten küçük bir armağan. Yemek kaputu buldun ha. Bekle bir dakika, bu düşündüğüm şey mi? Drake'in kayıp günlüğü. Vay vay vay. Göstermiş. Aynen dediğim gibi sanırım. Büyük bir işin peşindeydi herhalde. Evet ama bu aramızda bir sır olarak lazım. Emanet için teşekkürler Bay Drake. Sanırım indiğimizde o gün bir göz atmayı hak ettim. Ay Stati'im bakma günlüğümüze, bakma ya. Allah Allah, ne cins bir kadındır bu. Bak şimdi, Drake Pasifik'e yelken açtığında İspanyol donanmasını gafil almış. Gemilerini ele geçirmiş, tüm haritalarını, mektuplarını, gömüklerini almış ve her şeyi bu günlüğe kaydetmiş. Aha, yani bu... Ancak İngiltere'ye geri döndüğünde Kraliçe Elizabeth tüm harita ve seyir defterlerine el koymuş. Bu da dahil ve tayfasına konuşmama yemin ettirmiş. Tamam yani bu... Bence Drake o yolculukta büyük bir şey keşfetmiş Salih. Konuşmaya yemin ettiyse... ki ortaya çıkmasını istememiş. Yani... Bir dakika durup bunların umurumda olmadığını varsay ve sadede gel durumu. Asıl olaya dalmakla ilgilenen bir adamsın. Kadınlar arasında epey popülersin diye. Hiçbir şikayet almadım. Madem öyle, iyi kısmı atlayacağım. Sadece senin için. El Dorado. Hayanasın El Dorado. Büyük bir şeyin peşindeymiş. Başka bir şey var mı? El Dorado'da ne olabilir ki? İlgini çekti. Evet. Hayır, ne yazık ki yok. Son sayfa koparılmış. Aa. Sana söylüyorum Salih. Onu buldum. Nihayet aradığımızı bulduk. Evet. Ancak ufak bir sorunumuz var. Aynen. Evet, aynen dediğim gibi. Havaya uçtu. Denize battı. Hayır, sigortamız bu yüzden var değil mi? Aa. Hayır, kamera... Kamera iyi durumda. Kamerayı dert etme, hayır. Hala gıcır gıcır. Salih, kız başının çaresine bakabilir. Onu bir görmeliydin. O zaman dışarı çık ve ona de ki az önce kayıp altından şehri bulduk. Belki yapımcısı bu gece canlı yeni yetiştirir. Ah hadi ama. Neydi? Bana güvenmiyor musun? Evet, az çok. Güzel. Çünkü bu kızı hemen göndermezsek dünyada ne kadar şerefsiz pislik varsa hazineyi kapmak için bizimle yarışacak. Harbi bu arada çok sen doğru. Sen gerçek bir centilmensin Salih. Biliyorum. Berbat bir şey.
ama atlatacaklar. Hayır bak, bütçeyi aşıp aşmamamız umurumda değil. Farkında değil misin? Bu olay yılın en büyük hikayesi olabilir. Selam. Hayır, onlara güvenmiyorum, tamam mı? Bu yüzden hızlı hareket etmeliyiz. Sen bana kamera ekibini ayarla, ben de söz veriyorum. Şalak herifler. Hey! Böyle olacağını tahmin etmeliydim. Doğru olanı yaptılar bence. Yani kalabalık yaratıyorsun, kalabalık. El Dorado'nun peşinde ikinci bölüm. İkinci kısım. Dur. Dur biraz evlat. Eskisi kadar genç değilim ben. Çok kafa adam Sally ya. Lima'daki o barmen kız için çok yaşlı değildin ama. O farklı bir şey. Gerçi kabul etmeliyim ki aynı şekilde yorucuydu. Başka bir şeyler yok galiba. Biraz daha dayan ihtiyar. Neredeyse varlık sayılır. Biliyor musun? Bu bana bir şey hatırlattı. Sana hiç Pablo Escobar'a çakma bir 16. yüzyıl Santos'u kakaladığım zamanı anlatmış mıydı? Oha! Oha! Riskli bir hareketti. Ama herif olayı fark edemedi. Ney, sen beni dinliyor musun? Can kulağıyla hem de. Pablo Escobar'a da 16. yüzyıldan kalan bir çakma şeyi kakalamazsın ya. Bayağı tehlikeli bir şey çünkü. Hayatını bilenler bilir. O sinematik girdi. Evet. Anlamıyorum. Burada gösterdiğine göre işaretin üzerindeyiz. Ha. Belki de şu şeyi doğru okumuyorsundur. Bir de ben bakayım. Hayır, yer burası. Burada hiçbir şey yok Nate. Tanrı'nın cezası bir çıkmaz yolda. Hemen kızma Sally. Biraz sakin ol. Çevreye bir göz atalım. Bakalım bir. İşaret mi o? Ha, şeymiş, çiçeklermiş. Nasıl? Bu genel evde gelin aramak gibi bir şey. Oğlum bu oha. Bu arada yanlışlıkla yolu buldum. Bu adam çok kafa adam ya. Bak bu daha iyi işte. Tapınak gibi bir yer. Şimdi buradan buraya nasıl çıkacağız? Böyle yapsak olmaz tabii ki de. Bu o kadar nasıl zıplasın ya? Hayır, ondan daha eskidir. Bura? 2000 yıl kadar daha eski. Sıkıntıya tırmanmak falan burası. Evet, buradan buraya galiba. Hop. Hadi. Bir şey buldun mu? Henüz değil. Buradan başka bir yere gidilmiyor değil mi? Aynen, gidilmiyor. Hop. Güm. Hey, buradaki zeminde bir tuhaflık var sanki. Ne o? Niye ipucunu gösteriyor ki bana? Bunun içi boş. Kırıp içeri girmek için bir yol bulmamız gerek. Ha. Aa, dur. Ya buradan kontroller çok zor oluyor ya. Yan tutuyor. Senin bir de kolu yana çevirmen gerekiyor. Bir yandan sıkıntı o. Ve sıkıntı bir de şu en baştan başlatıyor. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Tekrardan geldik. Düşme. Hop. Abi atlasana, atla be. Anasını satayım, atlayamıyorum. Of. Arkadaşlar kusura bakmayın, size buraları izletiyorum da benim kazmalığım. İleri sarabilirsiniz isterseniz tabi. Buraları izlememek isterseniz. Ama şimdi geçeceğim gibi bir his de var içimde tabi. Nathan Drake. Sir Francis Drake. Sanırsam... Allah Allah. Drake ve Sir Francis Drake. Tanıdık yani. Allah Allah. Ha, bir dakika. Eşik var burada.
Işık. Ya bak. Lan salak herif, o ışıktan ben aşağı nasıl ineceğim? Abi tırman şuraya. Kafayı yedim ya, ne saçma bir şeydir bu ya. Yarım saat uğraştırdı var ya. Lan oğlum rahatsız mısın sen? Çık şuraya. Tamam. Öfkelenmeden devam edelim tekrardan yolumuza. Ha bu arada bu dediğim oyunları, yani bir saniye. Bak aşağı inmiyor. Bak anasını satayım. Oradan o eşikten aşağı inmiyor. Sıkıntı o ya. Onu ben de tam çözemedim. Eşikten neden aşağı inmiyor? Atla abi. Buradan tırmanılabiliyor mu lan? Lan oğlum çık şuraya ya. Ha? Tamam. Heh tamam. Tamam arkadaşlar, yani yolu buldum, tamam. Videoyu kapatmanıza gerek yok. Duvarın tersine. Böyle mi oluyor? Yo, böyle mi oluyor? Yo, böyle mi oluyor? Bir dakika, şöyle farz etsek. Arkaya... Ay anasını satayım ya. Karşı tarafa atlamak için çubuğunu duvarın tersine. Hangi duvarın? Duvar burada. Tamam, buraya. Heh. Tamamdır. Bu ne? Ha, işaret çıktı. Aa, oraya öyle kıracağız sanırım. Hop, kırdık. Aşağı atlıyor sanırım. Evet. Oo, giriş var lan. O yarasalar da çıktı. Hadi bakalım. Aa, buradan aşağı düştüğümüzde çıkamayız yukarıya ama atlayacağız, yapacak bir şey yok. Tapınak mı lan bura, nere? Ne kadar sevimli ve sıcak bir yer ha. Pek beklediğin gibi çıkmadı galiba. Evet. Nerede o lanet olası altınlar? Yıllar önce yağmalanmış. İşe yaramaz korsan bozuntusu. Hayır, yapan direkt değilmiş. Şuna bir bak. İspanyollar buraya ondan önce gelmiş. Ne oluyor sana salayım? Ne? Ben dandik bir teneke parçası aramıyorum. Gırtlağıma kadar borca battım. Yazık lan adama. Gerçekten bu işe bel bağlıyordu. Adam gırtlağına kadar borca. Bu barlarda epey para bıraktın galiba. Aynen. Evet, hem o hem de kötü giden birkaç iş yüzünden. Ay evet, ayakkabı. Hep kötü adamlardan uzak durmanı söyledim. Bir de kötü kızlardan. Öyle mi? Söyleyemiyorum. Ne demek şimdi bu? Şu muhabir kız. Nasıl süzdüğünü gördüm evlat. Vay. Yapma. Onu o rıhtımda ektiğimizde tüm olasılıkları da öldürmüş oldum. Aşkla ve savaşla her şey mübahtır evlat. Peki ya aşkla savaşın farkını göremiyorsan? Felsefeciyim lan bu adam. Başım büyük belada demektir. O İspanyollar geride bayağı bir pislik bırakmış. Lan bu kırılıyor mu? Silah var mı? Varmış. Kırılıyormuş. Dikkat örnek. Aşağısı bayağı geri. Bunu mu patlatıyorum? Şaka yapmıyor musun? Ha aynen. İşe yarayacak. Yani bunu nereden biliyorsunuz derseniz, ben bundan önce Half-Life falan da oynadım. Yani bunları görünce patlatın ya. İlla ki bunlarda bir şey oluyor. Bu ne? Bas çek. Bırak. Ben. Niye kapan? Ha. Siper alma ya. Silahı nasıl yerine koyuyoruz? Kapıyı açık tutacağım. Diğer taraftan sıkıştırabilecek misin bir bak. Yo, olmuyor. Ha, diğer taraftan. Bu ne?
Ha basılı tut. Pekala bırak artık. Bu kapıyı tutacaktır. Acele et Sully. Abi o el arabası nasıl kırılmıyor şimdi? Ha zorladı ama kırıldı. Kıl payı yırttık resmen. Umalım da bu yeri bir arka kapısı olsun. Mikrofonu düzelteyim bir. Heh. Biliyor musun bu tanıdık geliyor. Drake'in günlüğünde bununla ilgili bir şey vardı. Günlüğü mü açayım? Ne yapacağım oğlum? Aa bura... Ha günlüğü. Evet işte burada. Bu şey bir çeşit lamba ya da mangala benziyor. Yakabilecek ha. Misin bakalım? Sigara hakkında onca dırdırından sonra nihayet bir işime yaradı. Ama sigara gene de kötü bir şey. İçmeyin. Buradan o garip. Burayı mı yakacak? Ne yapacağız? Bu alevi mi düşüreceğiz? Bu alev de düşer mi ki? Bu döküntüyü temizlemenin bir yolunu düşün. Ha. Aa oldu lan. Yine mi? O. Çok düş alçak ya. Oo çıkıyor. Hop. 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 Şş, düşme bak o kadar geldik. Lan 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 lan. Buraya geldik. Na şuna mı tutunuyor? Hoppa. Tanış abi. Oğlum bayağı da yüksekten düştü yalnız ya. Nasıl canı gitmedi onun? Aman canı gitmedi diyorum. Ya yani, ayağı falan kırılmadı. O da ayrı bir tartışma konusu. Ha bak burada bir tane daha var da Seli'ye yol açacağız sanırsam. O molazı nasıl kıracağız bir de onu söyle bana sen. Patlayıcı var mı? Hayır patlayıcı da yok. Bir yerden gidiş var mı? O ne lan? Ha. Gördüm. Lan kendimi patlattım. Abi şaka gibi ya. Hiçbir şey yerinde gitmiyor anasını satayım bugün. Bir de ben bir aralar şunu düşünüyorum. Acaba hani Sully burada tek başına kalıyor ya. Sonrasında nasıl gidiyor acaba bu Sully? Biz ölüyoruz yani böyle durumlarda. Bu arada tek PlayStation oyunları mı olsun onu da söyleyin isterseniz. Yani Half-Life vesaire Crysis serisi falan çekebilirim isterseniz tabi. Hangisi olacağını belirtebilirsiniz. Yani sizin dediklerinize saygı duyuyorum tabi. Her zaman. Aa bunu uzaktan patlatacağım bu sefer. Heh tamam çok güzel. Patladı. İpucu. Heh. Oo burada bir geçit var. Heh. Zaten burayı biliyoruz zaten. Öncekiyle aynı galiba. Ne yapacağız? Aynen gene burayı yakacağız. Şurada şeylerle. Yo burada yok. Ay. Hadi gidelim. Yak yak. Yak yak. Lan görüyorsunuz mu? Pablo Escobar 16. yüzyıldan çakma şey satmış. Tehlikeli iş tabi. Hiç kolay bir iş değil. Pablo Escobar acaba ondan sonra ne yaptı? Bir şey yapmamış belli de. Zaten yakalanmadım diyor. O fark edene kadar diyor. Bir şeyler diyor. Hadi gidelim. Tak 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 tak. Merdivenden de bir inme şekli var bar ya. Sırada ne var? Bura nere? Aha. Bir dakika. Tam bulmaca mı gene? Bekle bu sembolleri tanıdım. Aha. Gene bulmaca başladı. İşaretlerin sırasının bir önemi vardır mutlaka. Peki bir. Bir o çark. O tarafa nasıl çıkacağız peki? O çark ise. Buradan şöyle atlasak olma. Aa bir dakika. Kay şöyle. Hayır hayır öyle değil öyle değil. Evet attık. Oha buldum lan. Bu değil.
Karşıdaki mi? Bir dakika, bir atla bakalım. Yo, bu da değil. Burada, bu da değil. Ha, şu. Şu, tamam. Buradan bir karşıya atlayacağız hocam. Ondan sonracığıma buradan buraya mı atlayacağız? Ne yapacağız lan? Ha, buraya atlayacağız. Lan hayır ya. Hayır ya. Ama buradan buraya çıkılabiliyormuş. Çok güzel. İlk sen. Sen bir. Ara sahne mi girip? Yok. İkinci neymiş? Aç defteri. İkincisi o çok garip bir şey ama ben de tam anlayamadım tabi. Dön bakalım. Şuradaki mi acaba? Buradaki de olabilir, bakacağız. Bu mu? Bir dakika, sanırsam bu başka bir şey. Değil mi? Galiba. Hiçbir şey anlayamadım ama bu sanırsam başka bir şey, evet. Atla şu eşiğe. Gel şuraya. Hop, çık şuraya. Tamam. Bu mu? Evet bu. Diğeri neymiş? 2 tamam. 3. 3'te şuradaki olması lazım sanırsam. Şuydu galiba. Aynen bu. Atla bakalım hocam şuradan buraya. Tamamdır, ne güzel. Atla buradan da buraya. İttir bakalım bunu. Diğeri de neredeydi? Şuradakiydi sanırsam. Evet. Buradan buraya atlayalım. Buradan gidelim, buradan gidelim. Daha kısa yolunu bulduk en azından. Kısa yol sayarız. Lan! Bak aşağı düşme gene. Aynen bu. Dördüncü de bu. Bunu da ittirdik. Mis gibi. Tamam, dört tanesini yaptık. Ne olacak şimdi? Ortadaki yer mi açılacak? Vay. Burası da neymiş lan burada? Kaynak suyu gibi. Bayağı derin. Evet. Galiba kenara unutulmuş bir merdiven var. Ben bakana kadar burada bekle. Aa şu. Pekala. Dikkatli. Şu sanırsam ama oradan ben mi ineceğim yoksa Salim mi inecek? Bir deneyelim. Abi bak aşağı. Aşağı niye atlarsın ki ya? Sadece eşiğe tutunmak istemiştim. Şöyle yapsak. Tamam. Ne güzel. Buradaki merdiven nerede oğlum? Ha, şu taraftaymış. Ya çıkma çıkma. Çıkma. Ha. Ne yapacağız ki buradan ya? Bir dakika. Ha. Buradan buraya. Oo, kırılacak. Kırılacak, kırılacak ha. Aa, bir yere geldik. Bura nere? Bu ne lan? Neymiş bu? İttireceğiz mi? Evet. Ha, basıldı. Ne? Su açıldı. Su mu yükselecek oradan? Tam anlayamadım ama. Sakın onun içinde yüzeceğini söyle. Bu ne ki? Atlıyoruz yani. Bu ayrı bir macera tabii. Gerçekte olsa ben bunu yapamazdım şahsen. Çok yüksek çünkü. Sırılsıklam oldum. Salih sen de bir gel artık da. Her şeyi bizden bekleme. Tırman bakın. Hop şuradan buraya. Tırman. Oğlum çıksana. Böyle mi atlayacağız illa? Tamam peki, sorun yok. Çık buradan.
Bakalım buradan nereye? Şuraya. Tamam, buradan yukarı çıkacağız sanırsam. Başardım. Diğer taraftayım. Aynen. Çık şuraya, düşecek zannettim gene ya. Bu ne, bunu patlat. Gene bunu patlatacağız zaten, belli oluyor ya. Şu olduğu sürece şunu patlatmayıp da ne yapacağız diyeceğim. Burada da bir yer varmış. He, Salih'in geleceği tarafmış o. Tamam. Aha, burada ne yapacağız? Bunları mı? He. Oğlum bunlar sağlam mı ki lan? Çok güvenli görünüyor. Çok mu güvenli görünüyor? Vay be. İki ağırlık olunca hemen yıkılmaya başlıyor ya. Anasını satayım. Bu nasıl bir şey ya? Oğlum bu nasıl bir maceralı bir şey lan? Aksiyon bol aksiyon, anasını satayım ya. Başardım. İyiyim. Gidiyoruz galiba. Çık hadi ya. Aa, dışarı çıkıyoruz galiba gün ışığı. Tapınaktan ayrılıyoruz. Aa, sinematik. Aa, vay canına. Vay canına. Tapınak bunun etrafını inşa edilmiş olmalı. Neyin etrafı? Bir heykelin. O ne? Altın bir heykeli. Altın bir heykeli. Devasa altın bir heykeli. Şuraya baksana. Bu insanlar o lanet şeye tapıyorlar. En azından insan olduklarını sanıyorum. Tabii ya. Eldorado. Yani altın adam. Ha. Salih, olay altından şehir değilmiş, buymuş. Altından bir put. Vay anasını. O şeyin kaç para edeceğini tahmin edebiliyor musun? Buraya ya bak. Diyelim ki sen onu buldun. Anasını satayım, sen onu nasıl kaldırıp da ülkene götüreceksin, satacaksın ya. Bu parti için 400 yıl geç kalmışız. Bizler eskimiş de mi? Evet, öyle görünüyor. Lanet olsun ya. Tabii eğer... Eğer ne? İzleri takip etmezsek... O ne lan? Aa, izle. Bunu sürüklemişler. Sürüklemişler bunlar bunu. Baksana yerlere. Ama hayvan gibi sürüklemişler, nasıl satayım bunlar bunu. Oo, dışarıdayız güneşe. Bizler burada kesiliyor. Evet. Şu tarafları çıkacağız sanırsam. Evet öyle. İspanyollar hazineyi çıkartabilmek için kestirmeye ulaşmış olmalı. Şimdi ne olacak? Her şeyi de biz yapıyoruz var ya Salih. Yani yaşlı olmasına güveniyor adam ya. Buraya çıktık şimdi. Ben buradan buraya yürüyerek de gelirdim. Buraya bizi niye çıkardın? Çok merak ediyorum. Acaba niye çıkardı ya? Cidden çok merak ediyorum. Acaba niye çıkardı bizi buraya? Oh, gün ışığı. Salih, şunu duyuyor musun? Şelale. Değil mi? Şelale, aynen i̇şte bak. İşte bu her gün görebileceğim bir şey değil. Oha, o ne lan? Denizaltı mı lan o? Oğlum orada denizaltı ne arıyor? Çöş, babanın kemiği. Vay be. Gözlerime inanamıyorum. Sel sezonunda nehirden yukarı gelmiş ve buraya saplanmış olmalı. Ha. Sel sezonunda. Edelim, hayır, bekle. Sel, oha. Bu durum beni biraz kıllandırdı evlat. Kıllandırdı. Kıllandırdı. Daha önce hiç ormanın ortasında bir Alman denizaltısı görmemiştim. Hayır hayır, ben ciddiyim. Şöyle yapalım. Ben gideyim bakayım ve sen de burada bekle. Nazilere rastlarsan seni çağırırım. İyi, tamam. Of of, demişim şeyler söylüyor ya. Bunu benim için tutar mısın? Pekala. Bu işi zor yoldan yapmam gerekecek. Arkadaşlar, bugünlük burada bitirelim. Üçüncü kısma da gelmişiz. Şaşım tam buluş. Bu videomuz burada bitsin. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. İstediğiniz oyunlar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bunları hepsini dikkate alıyorum.
Yorumlarınıza da cevap yazmaya özen gösteriyorum. Abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum arkadaşlar.